olacak. Evet, Yavuz herhalde, Yavuz Şenkal buraya, evet buraya doğru yürüyen bir partili grupla birlikte. Evet, AK Partililer yürüyüşe geçti. Biz şimdi tünelden İstiklal Caddesi boyunca yürüyoruz. Nereye doğru geliyoruz? CHP'nin yanına doğru geliyoruz. Şimdi yanımda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş var. Efendim önemli bir gün demokrasi adına. Siz de CHP'nin düzenlediği bu mitinge doğru gidiyorsunuz. Evet, özellikle 15 Temmuz itibariyle Türkiye siyasi hayatında ve tarihinde görmediği kadar büyük bir ihanete muhatap oldu. Ve burada FETÖ'nün anarşistleri asker kılığında vatanımıza, milletimize karşı bir ihlal hareketine girdiler. Güzel olan şu oldu. Bütün yurttaşlarımız 7'den 70'e siyasi mülazaları da bir tarafa bırakarak gün bugündür diyerek Sayın Cumhurbaşkanımızın da çağrısına dikkat ederek meydanları ve sokakları doldurdular. Ve bu ihanet şebekesine karşı tavırlarını net olarak koydular. Ve burada 79 milyon büyük bir dünyaya karşı bir mesaj verdi. Devlet ve millet ne demektir bunu gösterdi. Ve halkımızın, vatandaşımızın zaferi, başarısını biz esasında kutluyoruz. Şehitler verdik, gaziler verdik ama sonuçta da bu istedikleri devrimi yapamadılar, darbeyi yapamadılar ve yurttaşlarımız milli iradenin önünde hiçbir gücün olmayacağını, halka rağmen hiçbir hareketin başarıya erişemeyeceğini bütün dünyaya yansıtmış oldular. Bugün de biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Taksim'deki bir toplantısı var. Bu toplantı buluşması bütün değerlere sahip çıkma adına, bir duruş adına gösterdiği, tüm siyasi partilerimiz gösterdiği bu değerlere karşı, biz de duruşa karşı, biz de her daim zaten birlikte olma kararıyla desteklerimizi veriyoruz ve diyoruz ki gün bugündür, burada siyasetin ötesinde bir durum var. Devletin bekası, ülkenin geleceği söz konusu olduğu zaman bütün diğer teferruatlar dışarıda kalır. Gün bugündür diyorum. Çok sağ olun. Selim Bey, Selim Temurcu, AK Parti İstanbul İl Başkanı, kendisi de yanımızda. Efendim sanki Türk siyasetinde yeni bir dönem başlıyor gibi. Evet, Türk siyasetinde ve ülkemizin tarihinde yeni bir dönemi 15 Temmuz gecesi başlattık millet olarak. Çünkü bu millet siyasi görüşüne bakılmaksızın 15 Temmuz gecesi sokaklara indi. Demokrasi için, özgürlük için sokaklara indi. Darbeye karşı demek için sokaklara indi. Ve geçtiğimiz 8 gün içerisinde İstanbul'un her noktasında siyasi görüşü ne olursa olsun herkes meydanlara bizi birleştiren bu bayrakla indi. Ve bugün de burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir buluşması var. Darbeye karşı bir buluşması var. O buluşmada biz de parti